Scars of Honor bir fantasy MMO RPG oyunudur. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Sponsorumuza teşekkür ediyor ve programımıza geçiyoruz. Gol var mıdan herkese merhabalar. Pazar günü oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının değerlendirmesiyle sizlerle birlikteyiz. Emre hoş geldin. Trabzonspor'un Şenol Güneş yönetiminde ilk maçıydı abi. E, Trabzonspor aslında e, yeni bir şeyler oynadı denemez. Abdullah Avcı döneminden gelen, süre gelen alışkanlıklar devam ediyor. E, ama 10 kişi kalmaları da birazcık oyunlarının daha da kompaktlaştırmalarına yardımcı oldu bence. Maçın çoğunu 10 kişi oynayan bir takım kendi sahasına yaslanır. Beşiktaş da aslında Trabzonspor'u itti ve Trabzonspor kendi yarı sahasına e, hafız olmuş durumda kaldı maçın çoğunda. Hatta Banza'nın 6 numara gibi oynadığı sekansları sıklıkla gördük. Ama burada Beşiktaş'ın buradan bir şey üretemediğini de aynı zamanda gördük. Beşiktaş sürekli topu çizgilere ve kanada indirerek oradan orta ve çizgiden toplar denemeye çalıştı. Ama cepheden şut ve cepheden pozisyon bulmada zorlandı. Bunun sebebini e, neydi sence? Zaten e, sezon başında Van Bronckhorst'un oyununu tarif ederken de böyle olan maçlarda, böyle olabilecek maçlarda sıkıntı yaşayacağını söylemiştik abi seninle. Şimdi e, durumu özetlemek adına çok basit bir tarif yapmamız gerekirse Beşiktaş büyük takım oyunu oynaması gereken maçlarda sıkıntı yaşayacak demiştik sezon başında. Trabzonspor'un kırmızı kart görmesi oyunu dengeden tamamıyla kopardı. Olayı tamamıyla Beşiktaş'ın ne yapacağına döndürdü. Trabzonspor ilk 11 dakika hatta e, Santra'dan başlayarak Vişça'nın atılacağı zaman dilimine kadar her yerde birebir eşleşti. Beşiktaş'a direkt gittiği noktalarda birebir basmaya çalıştı. Banza çok hareketliydi. Enis Bardi iki bölgeyi birden oynamaya çalıştı vesaire. Merkezdeki ikiliden Okay e, eski orijin itibariyle ofansif orta saha olmanın gerekliliklerini altyapıda aldığını gösterdi. Birçok pozisyonda iç koridora girdi orada. Alver yaptık. Bek oyuncusunu kaçırdı. Malheiro ile güzel bir iletişim kurdu. Batista alan yarattı. Batista toplu topsuz koşularına koridor açtı vesaire. Fakat Vişça'nın kırmızı kartı çok erken geldi ve oyun tamamıyla dengeden koptu. Vişça'yı attıktan sonra Trabzonspor nasıl bir oyun oynadı ve Beşiktaş'ın ne yapması lazımdı? Biraz bundan bahsedelim. Trabzonspor geriye çekildi. iki stoperini de yanaştırdı. Bir de Savic'in en sevdiği e, oyun formatına döndü iş. Kırmızı kart gördükten sonra Savic zaten kuş uçurtmadı desek yeridir. Trabzonspor tam anlamıyla ceza sahası ve çevresine savunmasını yerleştirdi. Enis Bardi hem sağ kanat hem ofansif orta saha gibi oldu. Sanki 10 numara oynuyormuş da geriye yardım ediyormuş gibi bir santrifor vardı. Simon Banza ve sol tarafta sol tarafta da Orşiç sanki kontratak kozuymuş gibi yerleşti. Şimdi Trabzonspor acayip kompakt bir şekilde yerleşti. Bunu yapmasaydı Trabzonspor muhtemelen 60'tan sonra oyun tamamıyla kopup gidecekti. Beşiktaş çünkü e, gol bulduktan sonra ivmelenen bir takım. Trabzonspor belirli derecede oyunun dengesini elinde tutabilmek adına hücum etmek durumunda kalacaktı. Açıldıkça açık vereceklerdi ve koşu mesafeleri arttıkça Trabzonspor'un gol yeme olasılığı artacaktı. Beşiktaş ne yaptı? Normalde yerleşmesi gereken şekli koyuyorum buraya. Svensson, Masuako 3. bölge stoperler orta sahanın ortası Musrati ve Jetson'da pres takibi yapacak oyuncular. Oyunun büyük çoğunluğu bu şekilde oynandı. Fakat burada bir husus var ki Beşiktaş orayı hiç zorlamadı. Yani asıl oyunu rakip yara alana yığdıktan sonra kontrol etmeniz gereken bölge Hitzfeld bölgesi demiştik yıllar önce. E, Guardiola da böyle tarif ediyor. Bu bölgenin efektif biçimde işleniyor olması. Beşiktaş bu bölgeyi İşlemek yerine bu bölgeyi terk etti. Sıklıkla Rafa Silva'nın kanatlara depresi olduğunu gördük. Burada üçgenler kurulduğunu gördük. Immobile'nin de geriye çekilip pas istasyonu olmaya çalıştığı, Jetson'un içeriye doğru koşu attığı pozisyonlar gördük. Beşiktaş bu bölgede pas yapmak yerine bu bölgede bitirmeye çalışmayı tercih etti. Buralara çok fazla top sokamadı çünkü Okay ve Batistamendi ligin en sağlam, ee, i̇ki kazık altı numarası diyebiliriz. Buraya yerleştirdiğin zaman onları, senin buralara girme ihtimalin çok zayıf. Nasıl girebilirsin? Oyuncuları hareket ettirerek. Peki nasıl hareket ettireceksin? Merkezdeki oyuncuları, 10 numaranı ve santrforunu kenara doğru deplasa ettiğinde merkez oyuncuları yerinden kayar mı? Hayır. Kenarda sayısal bir çoğunluk yakalamış olursun. Onu da Enis Bardi ile Trabzonspor, Savic'i de yaklaştırarak, Mendi bir adım geriye çekerek... 4'e 4 şekilde karşıladı. Ters tarafa geçelim. Beşiktaş kendi sağından Raşit özellikle sağa geçtikten sonra bazı pozisyonlar üretti. Eren Elmalı 1'e 2 yakalandı o pozisyonlarda. Orşiç geri gelmeye gecikmişti genel itibariyle. Banza merkezden Orşiç'in bölgesine doğru kayıp Orşiç'i ileriye ettirdi. Eren Elmalı, Okay Yokuşlu ve Süpürücü Densfil. Burada da 5'te bir blok Beşiktaş'ı karşıladı. Peki Beşiktaş burada 5 beş kişi 4 kişi bu tarafta 4 bu tarafta 5 kişi tarafından karşılanırken ne yaptı? Beşiktaş yine aynı oyun mantığını ısrarla sürdürerek bu dörtlü arasında pas alışverişi yaparak kaleye gitmeye çalıştı. Hakeza ters tarafta da aynısı geçerli. Musrati buraya geldi. Raşitsa içeriye girdi. Svensson ona yaklaştı. Stoper Paulista'da da sağ iç koridora yerleştiği birçok pozisyon oldu. Jetson da yay ve çevresini kovaladı. Şimdi Beşiktaş'ın oyunu yıktığı bölgelere bakarsak sağdan gelirken sağ tarafta 5 oyuncu soldan gelirken sol tarafta da 4 artı 1 oyuncu. Merkezi bu esnada boş yakalayıp oraya koşu atsa ve şut ihtimali yaratsa dediğin oyuncu kim? Udo Hay. Yani. Onun dışında bu bölgeye yakın olan şut kovalayacak, seken top alacak verkaç yapılmasına sebebiyet verecek ya da buradaki dörtlüden kopup bu tarafa doğru koşu atacak bir tane oyuncusu yoktu Beşiktaş'ın. Bence bu çok önemli bir husus. Çünkü Futbolda skoru belirleyen bölge burasıdır. 70-80'den sonra hala skora ihtiyacın varsa o zaman kenarlara yönlenebilirsin. Topla bu kadar çok oynadığın bir maçta biraz şut ve gol tehdidi yaratıp birazcık rakibi hareket ettiriyorum olman lazım. Trabzonspor'un istediği şey zaten ben 10 kişi kaldım. Çok fazla açık vermeyeyim. Yani pozisyon bulursam kontra kovalarım. Bulamazsam da bu şekilde maçı bitiririm. Mantığıydı. En mantıklısı yani. Trabzonspor'u şöyle bir 30-35 metreye 25 metrenin dışına çıkartamadı Beşiktaş. Bunlar ne zaman oldu? Beşiktaş birbiri yakaladıktan sonra Trabzon belki bir tane sıkıştırırım deyip Simon Banza'yı şuralara gönderdi. Enis Bardi'yi arkasına top kovalamaya, Orşiş'i de kenardan bindirmeye gönderdi ama Trabzonspor sadece bu kadar oyuncuyla kovalarken arka taraf hiç bozulmadı. Yani Beşiktaş'ın maksimum yapabileceği şey. Burada kesip topu kazanıp yeniden bu bölgeye yerleşmek. Burada oyuncu var mı? Yine aynı şekilde yok. Buraya hamle yapmak için Semih Kılıçsoy oyunu alındı. Mario sürekli içeriye sokuldu. Raşit içe doğru deplası olmaya çalıştı. Masuaku kenar çizgisinden kanatları içeriye doğru gönderdi. Immobile geldi bağlantı oyunu oynamaya çalıştı. Rafa Silva sürekli içeride topla buluşturulmaya çalışıldı vesaire ama netice itibariyle bu amacına ulaşmadı ve Trabzonspor bir puanı Bence kazanarak e, maçı netice yer dedi. Abi şöyle sorayım o zaman ee, burada Beşiktaş'ın bence diğer önemli bir eksiği de e, bir Kanada yakın bir şekilde sıklıkla pas yapabilirsiniz ama bunun amacı e, o pas neticesinde direkt kaleye inmek değil de o pas neticesinde rakibi kendi üzerine çekip diğer çizgiyi boş bırakıp oradan e, bir organizasyon yaratabilmek olmalı bence çünkü büyük takımların rakip sahasına yerleştiği anlardaki ana planı böyle oluyor genelde. Burada Beşiktaş senin dediğin gibi bir kanatta gerçekten pas aksiyonu oluşturdu. Pas bağlantısı yaptı. Ama bu topu diğer kanatta boş bir şekilde buluşturabilecek oyuncu bulamadı bence. El Musrati'den ben bunu beklerdim. Göründüğü kadarıyla onu da çok başaramamış gibi gözüküyor şu ana kadar. Musrati iki kere denedi. İkisinde de topu kesildikten sonra daha garanti tercihlere gitmeye yöneldi. Şimdi Beşiktaş'ın ceza sahası içine girmeyle alakalı bence bir poz e, problemi yok. Hı hı. Pozisyon üretebilir aslında. Fakat buradaki oyunculara doğru zamanda doğru pası atamadı Beşiktaş. Neden? Çünkü bu oyunculara pas atacak olan oyuncular genel itibariyle onlardan çok uzak olan oyuncular. Ya Udo Hay'den bekliyorsun bunu ya Paulista'dan bekliyorsun. Musrati ve Jetson birbirini kademeye almaya çalışmaktan, Jetson ceza sahası içine koşu atmaya çalışmaktan dolayı çok fazla serbest alan ve zaman bulamadı. Şimdi bu kadar dar pozisyonlarda, evet Jetson'u içeriye sokmak golle sebebiyet e, veren atakları olgunlaştırmanıza yarıyor. Fakat Beşiktaş'ın normal şartlar altında Jetson'u oraya sokmadan da orada pozisyon bulabiliyor olması lazımdı. Bence Beşiktaş'ın en temel çözmesi gereken sorun budur. Yani Beşiktaş şampiyon olmak istiyorum diyorsa pozisyonları cepheden yerleşik set oyununda yaratabilecek aksiyonlar üretmeli. Çünkü Trabzonspor'un oyunu bir e, prototip oldu rakipler için Şimdi Beşiktaş'ın sürekli force ettiği Sürekli ileri geri koşturduğu takımlar 3 aşağı beş yukarı Kısa bir zaman dilimi içerisinde buna dönmeye çalışacaktır Burada da olay daha çok Bireysel inisiyatife ihale edildiği için Bireysel inisiyatifinden performans Beklediğin oyuncu %100 ile oynuyor olmalı Şimdi bu çok Sürdürülebilir ve neticesi Kestirilebilir bir sistematik değil Şimdi Samsun Spor maçı örneği var önümüzde. Aslında Beşiktaş'ın kazanmış olmasına rağmen zorlandı da bir maçtı. Ve Samsun Spor aslında bunu e, orta, geride kapanarak değil, orta sahada Beşiktaş'ın orta sahasını basarak yapmıştı. Bence Beşiktaş'ın bir antitezi kendi ceza sahasınız içerisinde beklemek olmasının yanında diğer antitezi de bence orta sahada Beşiktaş'a adam adama üstünlük kurmak olabilir. Çünkü Beşiktaş'ın kanatları o kreatif desteği %100 veremiyor. Hem bek hem kanat oyuncuları olarak. Şimdi dün Huawei Mario kreatif bir rolde oynatılmaya çalışıldı ve Rafa Silva bölge terk ederek ona alan yaratmaya çalıştı. Fakat Huawei Mario oyunu olgunlaştırması gereken oyuncu olarak bitirme noktasından çok uzaktaydı. Beşiktaş şu anda Rafa Silva, Immobile, Rashica ve Huawei Mario arasındaki pas korelasyonunu kurabilmiş durumda değil. Tabii çok yeni bir oyuncu, hı hı. işleyen belli bir süredir. İşleyen bir sistemin içerisine geliyor bu oyuncu. Burada elbette bazı şeylerden feragat etmek, bazı organizasyonları değiştirmek gerekiyor. Mario gelmeden önceki gibi oynadığı için Beşiktaş Mario orada kendisine rol ve boşluk bulmakta sıkıntı yaşadı. Tabi bu önümüzdeki bir iki hafta içerisinde çözülebilecek bir problemdir ama Beşiktaş'a karşı herhangi bir bölgede yani Beşiktaş oyun kurarken basmak haricinde Beşiktaş'a gidip kendi birinci bölgesinde basmayacaksın. Üçüncü ve ikinci bölgede yapılacak baskıların netice verebileceğini gördü rakipler. Bence bu sene büyük bir değişiklik yaşanacak ligde. Normal şartlar altında ligin birinci devresinde takımlar antitez üretmek için tekrar alıyorum. Ligin birinci devresinde takımlar antitez üretebilmek için done topluyorlardı ve ikinci devrede yeni bir rakip silsilesiyle büyüklerin karşısına çıkıyorlardı. Bence bu birazcık erkene çekilecek ve artık 10. haftalarda falan Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın antitezlerine karşı ürettikleri çözümleri daha net görebileceğiz gibi. Beşiktaş erken bir şekilde antitez üretmek durumunda şu anda. Yoksa Jetson çıkıyor, Salih Uçan giriyor. Mario'nun yerini değiştirip Semih Kılıçsoy atıyorsun. Raşitsa'nın net bir yedeği yok. Orta sahada zengin bir havuz var evet. İşte Jetson, Endur vesaire fakat... E, oyuncu profilleri yapabildikleri ve yapamadıkları birbirinden çok farklı oyuncu profilleri. Salih Uçan da aynı şekilde. Musrati'nin yerine Salih Uçan'ı aldığın zaman belki e, özellikle karşılama konusunda problem yaşamazsın. Oyun kurulumunda yine yaşarsın da. Jetson yerine aldığın zaman bu sefer Salih'e 3. bölge koşulları attırdığında merkezinde boşluklar yaratıyor. Ve bu da rakibin 10 kişi olmasına rağmen kontra üretebilmesi anlamına geliyor. Abi ağzına sağlık. Teşekkürler. Senin de emeğine sağlık. Trabzonspor Beşiktaş maçının detayları da sizlerle birlikteydik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.